Şevko'nun genel müdürü Mete Bey. Mete Bey'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun. Evet, Şevko'yu herhalde duymayan kalmamıştır. Ama yine de bir Mete Bey'den çok kısa Şevko'nun bir cümleyle tanımını rica edeyim. Ne zaman, kaç senedir hizmet evet. veriyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Evet, Şevko Vakfı 31 yıldır Türkiye'nin ekonomik ve kültürel ve çevresel gelişmesine katkı sağlamak için aslında çalışıyor. Çevko'yu ben geri dönüşüm, sanayi sorumluluğu, yeşil nokta gibi birkaç sözcükle tanımlamak istiyorum. Son yıllarda da özellikle iklim krizi ve döngüsel ekonomiye geçiş konularına odaklandı vakfımız. Bugünkü konumuz da tabii döngüsel ekonomiyle yakından ilgili. Upcycling diyoruz, ileri dönüşüm diye çeviriyorlar. Ben üst dönüşüm demeyi tercih ediyorum. Onun için işte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ben de bu vesileyle. Plum Merkez'e teşekkür ediyorum. Aslında bu tip etkinlikler özellikle iklim krizi gibi en büyük tehdit bence dünyanın karşılaştığı bugüne kadar. Bu tip etkinlikler bu krize karşı farkındalık yaratmak için bir fırsat oluyor. İşte bugün Dünya Temizlik Günü, Çevre Günü, çeşitli günler var. Ama hep konuşuyoruz bütün bunları günlerden çıkartıp gerçekten yaşamımızın bir parçası haline getirmezsek çok büyük bir tehdidin karşısında olduğunu bilmeliyiz, unutmamalıyız. Bununla baş etmek durumundayız. Evet, bizim zaten bu panel serisindeki başlığımız da temizlemek mi, kirletmemek mi idi. Oradan yola çıkarak aslında bu döngüden biraz bahsedebiliriz ve siz Çevre Koruma Vakfısınız. Çevreden neyi anlıyoruz ve bu temizleme, kirletme döngüsüyle ilgili de aslında doğru adımlar hangileri? Çevre aslında tek başına artık günümüzde özellikle yapılacak veya savunulacak bir konu olmaktan çıktı. Hep sürdürülebilirlikten söz ediyoruz. Sürdürülebilirliğin içinde çevresellik var, ekonomik gelişme var, toplumsal gelişme var. Bunların hepsini bir arada düşünerek yaptığımız her türlü işi yapmalıyız. Biz ambalaj atıklarının geri kazanımı için çok spesifik bir konuda uzmanlık elde edip bu konuda yola çıkmış bir vakıfız. Ve burada çevrenin korunması, tabii ambalaj atıklarını veya geri dönüştürülebilir atıkları çevreyi kirletmemek için aslında işte atmamalıyız sokağa, çöpe. Ama diğer taraftan bunlar artık birer ham madde, birer kaynak. Onun için bunları ekonomiye de kazandırmalıyız. Ve bu arada toplumsal gelişmeye de katkı sağlamamız gerekiyor. İleri uluslar, ileri toplumlar bunu bir arada başarabiliyor. Zaten sürdürülebilirlik böyle bir şey. Eğer sürdürülebilirliği sağlayamazsak bu yüksek nüfus artışı, kısıtlı kaynaklar bizi bir çıkmaza doğru yönlendiriyor. Bir de iklim krizi var. Bütün bunları düşünerek işte yeni bir model diye ortaya konan döngüsel ekonomiye doğru yol alıyoruz. Peki döngüsel ekonomiden aslında hani çok fazla kullanılan bir terim. Tam olarak neyi anlamalıyız ve döngüsel ekonominin doğru çarkı ne tarafa doğru dönmeli? Şimdi ben bu şemayı seviyorum. Buraya da getirdim aslında, paylaşmak istedim. Bizim işte kalkınma veya dünyanın kalkınma yolculuğunda bir doğrusal ekonomi dediğimiz kaynakları doğadan elde etmek, ondan sonra onları üretmek, tüketmek ve sonra atık olarak doğaya bırakmak, atmak. Bu denizlere atılıyor, çöp depolama sahalarında depolanıyor veya işte yakılarak havaya gidiyor. Bu doğrusallık bizi belli bir noktaya kadar götürdü ama dediğim gibi artan nüfus ve kısıtlı kaynaklar artık bu ekonomik modelin gelişmesi, ilerlemesine imkan tanımadı. Onun üzerine biz şu anda dünyanın pek çok toplumuyla birlikte bir zincir ekonomisine
yaşar duruma geldik. Zincir ekonomisi dediğimizde gene kaynakları işte doğadan ham madde olarak çıkartıyoruz. Onları üretim için kullanıyoruz, tüketiyoruz. Burada işte tüketimde bir kısmını tüketirken geri dönüştürmek için toplayabilirsek, biriktirebilirsek bunların bir kısmını geri dönüştürebiliyoruz. Fakat bu geri dönüştürülebilir ürünler orijinal ürünlere kıyasla daha düşük kaliteli, doğaya etkisi çok da fazla olmayan ürünler haline geliyor. Buna biz alt dönüşüm, downcycling dediğimiz bir tabir kullanır olduk bununla ilgili. Dolayısıyla aslında bir zincirden söz eder durumdayız. Ülkemizde de biraz daha belki ayrıntılı konuşulabilir ülkemizdeki durum. Fakat şimdi son aşama döngüsel ekonomi dediğimiz aslında bir çember ekonomisi. Yani aslında İngilizcesi bunun circular ekonomi. Türkçe'ye çevirirken yani döngüsellik sözü çok doğru değil. Bu cyclic ekonomi gibi sanki oradan çevrilmiş diye ama öyle yerleşti dilimize. Döngüsel diyoruz. Bir çember ekonomisi. Bu çemberi tamamlamak, bu çemberi kapatmaktan bahsediyoruz. Aslında zincir ekonomisini daha tam bir sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim ve üst dönüşüm dediğimiz bir çember halinde atıkları mümkün olduğu kadar azaltacak. Hatta sıfır atık ideali ülkemizde de çok duyuyoruz. Ciddi de bir farkındalık yaratma ile ilgili kampanya var devletin üst kademesinde de. Dolayısıyla buradaki hedef artık daha değerli ham maddeler, kaynaklar üretmek. Yani geri dönüşümün daha kaliteli hale gelmesi, çevreye daha az etki yapacak, orijinal, virgin ham maddelerle aynı özellikleri sağlayacak bir ürünlerle bir sonucu elde etmek. Yani tam çemberi aslında ortaya koymak. Bu tabii kendi kendine olmuyor. Burada paydaşlar devreye giriyor. Paydaşlar devreye giriyor. Bu yasal düzenlemeler çok önemli. Avrupa Birliği burada ileri bir durumda. Ben tam bu noktada aslında biraz paydaşları sormak istiyorum. Çünkü sizin aslında gönüllüler ve diğer paydaşlarınız da biraz yerel yönetimler. Bu noktada aslında ne gibi desteklere ihtiyacınız var? Hem halk tarafından hem yerel yönetimler tarafından. Bugüne kadar ki tecrübenizden neler iyi gitti, neler ne yapılırsa daha iyi gidebilir. Şimdi çok haklısınız. Bunu tek başına hiçbir kurumun, hiçbir işte grubun başarması mümkün değil. Bu bir paydaşlar işbirliğiyle olacak bir şey, bir süreç. Sonunda burada yani üreticiler burada çok önemli. Üreticiler çünkü ürünü ortaya koyanlar daha işin en başından. Eko tasarım dediğiniz bunları daha güzel, geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlayabilirlerse, onlar bu konuya katkı sağlarsa iş orada başlıyor. Ama ondan sonra tüketiciler, tükettikten sonra bireyler bir kere o farkındalığı elde edip bunları ayrı biriktirmek veya az tüketmek şeklinde bir bilinçle bunları katkılarını sağlamalılar. Ondan sonra işte bu ortaya çıkan, az da olsa sıfırı da hedeflesek bir atık çıkacak. Bu atıkların toplanıp değerlendirilmesi gerekiyor. İşte burada belediyelere özellikle bizim yasal düzenlemelerimizde çünkü atıkların toplanması belediyelerin sorumluluğunda önemli görevler düşüyor. İşte bunlarla birlikte lisanslı toplama şirketleri var, geri dönüşüm şirketleri var. Ondan sonraki süreçte kaliteli bir geri dönüşüm elde etmek ve bunu tekrar üretime bu ham madde olarak, kaynak olarak devretmek. Bu süreçte tabii bireyler hepimiz çok önemliyiz. Bu farkındalık kampanyaları önemli. Biz 30 yıldır ÇEVKO Vakfı olarak ambalaj atıklarıyla başladık ama şimdi diğer bütün atıklar da aküler, piller, işte değerli elektronik atıklar bunların da ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması, kaynakta toplanması ve geri dönüştürülmesi kritik. Burada belediyelere önemli görevler düşüyor. Fakat bunun bir modelinin olması lazım. Burada bizim savunduğumuz işte genişletilmiş üretici sorumluluğu modeli dediğimiz sanayi kuruluşlarının daha aktif görev aldığı, bu konuda gerekli desteği kaynakta toplamayı maddi olarak, finansal olarak, şey olarak, yönetim olarak desteklediği bir düzenle bunu ancak gerçekleştirmek mümkün.
Ülkemizde bunu denedik bir 10-15 yıl. Şimdi farklı bir modele geçtik. İşte bir GECAP diye şirketler bir bedel ödüyorlar. Ciddi bedelleri devlete ödüyorlar. Ve buradan bu konunun desteklenmesi için aslında bu bedellerin atık toplamaya, geri dönüşüme dönmesi gerekiyor. Burada bir takım aksaklıklar olduğunu görüyoruz. Belediyelerde bu uygulamaların ilerlemediğini, hatta azaldığını görüyoruz. Burada bir takım sorunlarımız var. Bunları çözmek için işbirliği yapmak durumundayız hep birlikte. Burada biraz belki de bilinçli yurttaşların daha çok belediyelerden talep ederek de bu şeyi hızlandırması da söz konusu olabilir. Bir de işin tabii ki markalar tarafındaki pazarlama kısmı var. Çünkü ürünü satan ambalajıdır. İşte biraz üstüne iki paket koyalım, onu da şöyle yapalım vesaire gibi pazarlama hedefleri de aslında gereksiz atık da oluşturabiliyor. Hani o anlamda vakfınızın bir yönetmeliği veya hedefi veya bugüne kadar yapmış olduğu bir şey var mı? Şimdi ikisine de ayrı ayrı yanıt vereyim. Birincisi bireylerle ilgili, çok haklısınız. Yani bu aslında bizim farkındalığa ulaşıp atıklarımızı, değerlendirilebilir atıklarımızı evlerimizden başlayarak ayrı biriktirmemiz ve bunu belediyeden ayrı toplamasını talep etmemizle başlıyor. Bunun belediye bunu yapmak zorunda. Aslında yasal düzenlemeler bunun için var. Bunlar değişmedi ama uygulamada sıkıntılar var. Bunu talep etmemiz gerekiyor yurttaşlar olarak. İşte burada biraz daha aktif olmak, eyleme geçmek bizlere düşüyor. Yoksa aslında belediyelerin bu görevi olduğu için bunu başka ülkelerde bunu yapıyorlar. Hatta yapmayana ceza kesiyorlar belediye Avrupa'da. Biz öyle değil maalesef. Biz de yurttaşların yani bilinçle bunu talep etmesi gerekiyor. Bu dediğiniz çok önemli. İşte bu farkındalığı biz de aslında oluşturmaya burada gayret ediyoruz. Burada bir ara soru soracağım size. Buyurun. Aslında medeni ülkelere baktığımız zaman medeniyet çok da fazla insanların iç motivasyonlarıyla uyduğu şeyler değil. Bazı cezai sistemler ve onun karşılığında yaptırımlar var. Yani belki de bizim gibi ülkelerde bu yaptırımların aslında olmaması ya da olanların da uygulanmaması insanların biraz daha hani tırnak içinde başıboş bir tavrı itiyor olabilir. Çünkü ben hani 6 sene Fransa'da yaşadım, yurt dışında çok gezdim. Medeniyet öyle insanların uyanıp da doğduğu gibi, tamam biz çok medeni bir ülkeyiz bunları yapalım dediği bir şey değil. Cezası varsa orada bir gerçekten duruyor insanlar. Bununla ilgili. Şimdi çok doğru. Yani hem tabii yaptırım kısmı var hem teşvik kısmı var. Ama bilinçlenmek de burada önemli. Bu işi sahiplenmek, işte biz bireysel olarak ailemize bunu bir kere bir alışkanlık haline getirince az mümkün olduğu kadar az tüketmek, tüketilen ambalajları değerlendirebilir atıkları bir yerde biriktirmek ve bunu geri dönüşüme göndermek. Bu bununla başlıyor. Bilinçlenmek, fırsat çok önemli ama bir şekilde belediyelerin yaptırımlar, yurt dışında da ileri ülkelerde de bu böyle gerekiyor. Teşvik sistemleri, şimdi depozito sistemine geçmeye çalışıyoruz. Orada işte tüketicilere verilecek teşvikler de önemli. Yani bütün bunları bir arada bir yönetim enstrümanı olarak atık yönetiminde kullanmak gerekiyor başarıya ulaşmak için. Son olarak markalarla ilgili söylediğiniz doğru. Şimdi tabii bütün şirketler sürdürülebilirlikten söz ediyor. Başka bir tanım ortaya çıktı. Bir yeşil atlama. Greenwashing. Onu konuşacaksınız. Buna da şimdi o zaman bununla ilgili kurallar da ortaya çıkmaya başladı. Yani şirketlerin buradaki motivasyonu aslında hem biraz toplumda uyanan bu farkındalıktan dolayı ürünlerini yeşil ürünler olarak pazarlayıp sunmak. Ama diğer taraftan da bununla ilgili özellikle işte bu genişletilmiş üretim sorumluluğu modellerinde daha az atık üretmeyi teşvik edecek veya çok atık üretirse onun toplanmasıyla ilgili maliyetleri yükseleceği için onları fazla atık üretmekten alıkoyacak bir takım yöntemler, önlemler var. Belli hedefler var. Geri dönüşüm hedefleri var. Bunlar gittikçe yükseliyor. Yani burada da sanayi kuruluşlarını doğru kanalize etmek mümkün. Ekotasarım konusunda biz destek
olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir farkındalık. Zaten burada büyük şirketler, çok uluslu şirketler işte belli hedefler belirliyorlar. Bunları ilan ediyorlar. Ama tabii bu hedeflerin, onu belki yeşil aklamada konuşacaksınız, arkasının olması lazım. Hangi verilere dayanarak, hangi yol haritasıyla buraya ulaşılacak? Bunlar çok önemli. Fakat ne olursa olsun dünyada günümüzde böyle bir farkındalık var. Bugün içinde işte bu konuştuğumuz konu aslında hem yeni bir konu ama gençlerin, gelecek nesillerin ilgisini çekiyor. Onun için burada doğru yolda ilerlemek, birlikte tüketicilerle, şirketlerle, belediyelerle aynı hedefe doğru yürümemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Aslında yeni yani gençliğin ve gelecek neslin ilgisini çekmiyor. Onları endişe içerisinde bıraktığı için onların geleceğinden bahsediyoruz. O yüzden aslında onlar şu an bunu kurtaracak olan yegane nesil olduğu için bence biraz böyle. Peki siz 31 yıldır bu vakfın faaliyetleri içerisinde o günden bugüne bir ışık görüyor musunuz? Umut var mı? Yani neler değişti bu 31 yıl içinde? Bununla da son sorumu evet. Sormuş olayım. Şimdi umudu kaybetmek olmaz. Her zaman umutluyuz. Tabii bazen boşa kürek çektiğimizi hissediyoruz. Yapılacak iş çok fazla. Toplumumuz çok geniş, büyük bir nüfustan söz ediyoruz. Ama ilerlemeyi de görmemek mümkün değil. Bunu pozitif olarak da bakmak lazım. Özellikle yurt dışından gelen dostlarımız, arkadaşlarımız geldiği zaman en basitinden ülkenin temizliği, işte geri dönüşümle ilgili bir takım şeyin farkında oluyorlar. Diyorlar ki burada bir ilerleme var. Tabii ki ilerleme olmaması mümkün değil ama biz büyük bir ülkeyiz ve bize benzer ülkelerle rekabet içinde olduğumuz için daha fazla, daha hızlı yol almamız gerekiyor. Yoksa gelişme tabii ki var ama diğer ülkeler, diğer devletler, rekabet içinde olduğumuz ülkeler de ilerliyor hızla. Onlarla birlikte bu işi yapabilmek için daha düzenli yaptıklarımızı uygulamalar haline getirmemiz, yazdıklarımızı yapıyor hale getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Umut, her zaman umutluyuz ve bu konuda da başarıya ulaşacağımızı ülke olarak her zaman umut ediyoruz. Bu konuda çalışıyoruz, çaba harcıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Soru varsa alabiliriz. Siz. Merhaba. Öncelikle bu güzel festival için ben tebrik ediyorum yöneticileri. Sorum şu. Bu geri dönüşüm kısmında biz aslında çok geç kalmadık mı? Yani depozito kısmında. Yıllardır söyleniyor işte depozitolu sisteme geçilecek ama bir türlü geçilemiyor. Avrupa'da işte iyi kötü gidiyoruz geliyoruz. Orada her bir kutunun 25 cent gibi bir değeri var ve insanlar hiçbir şekilde çöplerini atmıyorlar, biriktiriyorlar. Bu çok zor bir şey olmasa gerek ve hani siz 30 yıldır bununla uğraşıyorsunuz. Ben de bir 30 yıldır belki bütün başta Coca-Cola olmak üzere işte diğer markalara yazdım, mektuplar yazdım. Dedim ki hiç değilse siz Coca-Cola ya da her neyse hangi markaysanız kendiniz bir çöp toplama, işte bir şeyler, bir konteynerler gibi bir şeyler koysanız, insanları bilinçlendirseniz ve insanlar oraya atsalar. Bir türlü bunlar olmuyor. Demin belediyelerden de bahsettiniz. Burada İstanbul Belediyesi, Kadıköy Belediyesi çok yetersiz. Kadıköy'de oturuyorum. Ben biriktiriyorum, camlarımı biriktiriyorum. Atacak şey bulamıyorum. Ya kendi kendime biriktiriyorum. Evet, plastikleri de ayrıca biriktiriyorum. Çöpün yanına koyuyorum. Ki toplayıcılar kağıdı da çöpü de oradan toplasınlar. Böyle şeyler evet biz bilinçli olarak bilenler yapıyoruz ama... Biraz uzattım lafı fakat şeye getireceğim yine. Çok mu zor bu depozitolu sisteme geçmek? Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler soru için. Depozito içecek ambalajlarının toplanmasına yönelik bir aslında çözüm. Halbuki içecek ambalaj atıkları bütün atıkların belli bir kısmını oluşturuyor. Bütün ambalajların belli bir kısmı ki diğer atıklar da var. Sadece ambalajdan söz etmiyoruz. Ve Avrupa'da
Kuzey Avrupa ülkelerinde, daha nispeten nüfusu küçük ülkelerde bu depozito sistemi var. Bir de Almanya'da var. Fakat baktığımızda Akdeniz ülkelerinde, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, bize benzer büyük ülkelerde zorunlu depozito yok içecek ambalajlarında. Ama yavaş yavaş onlar da bunu kurmaya çalışıyorlar. Tabii tek çözüm depozito olamaz bize göre. O sadece içecek, belli bir bölüm ambalaj atıklarının toplanmasını biraz önce konuştuğumuz gibi teşvik edecek bir sistem. Ama ona gelene kadar bizim kaynakta ayrı toplama dediğimiz belediyelerle birlikte bu atıkların tüketicilerden doğrudan işte bu konteynerler veya atık torbaları yoluyla toplanması, belirli günlerde ayrı toplanması gerekiyor. Ancak bunun üstüne kurulacak bir depozito sistemi başarıya ulaşabilir veya geri dönüşüm hedeflerinin yükselmesine katkı sağlayabilir. Avrupa'nın 28 ülkesinde bu benim sözüne ettiğim işte genişletilmiş üretici sorumluluğu sistemleri ile bu hedeflere ulaşmak mümkün oldu. %60'lara yaklaştı. Şimdi hedef bazı plastikler için özellikle daha da yüksek. Orada depozitonun önemi ortaya çıkıyor. Ama bizim temelde ambalaj atıklarını veya değerlendirilebilir atıkları kaynakta ayrı toplama dediğimiz belediyelerle işbirliği içinde hiçbir şey beklemeden, tüketicilerin bir beklentisi olmadan bunları verip bu sistemi kurulması lazım. Tabii bunun finansmanı çok önemli. Burada işte kirleten öder prensibine göre üreticiler burada, Coca-Cola sözünü ettiniz veya diğer şirketler bunu finanse etmek durumundalar. Aslında Türkiye'de bu dediğiniz model 15 yıl uygulandı. Bu bizim ÇEVKO yetkilenmiş kuruluş olarak geçiyordu. Vasıtasıyla şirketler bizim üzerimizden, biz de belediyelerle, lisans firmalarla bir arada 30 milyonluk bir nüfusta 260 belediyede bunu 15 yıl müddetince uyguladık. Bu arada 7,5 milyon ton ambalaj atığının toplanıp geri dönüştürüldüğünü de belgeledik bakanlığa. Bunun içinde plastik, cam, metal, kağıt, karton bütün ambalaj atıkları var. Fakat o sisteme üzerinde çok fazla özellikle devlet, Çevre Bakanlığı veya yetkililer durmadılar. Bu konuda uygulamaya herkesi dahil edecek, bütün şirketleri dahil edecek bir, biraz önce konuştuk, işte yaptırım, denetim maalesef uygulanmadı. Burada 4.000-5.000 şirketle bunu biz yapmaya çalıştık. Halbuki 60-70 bin ambalajlı ürün piyasaya süren şirketler var. Onlarla birlikte yaptığımız sonuçlardan ben söz ettim. Bunu yaygınlaştırmak mümkündü. Batı ülkelerinde özellikle Avrupa Birliği'nde bizim de üyesi olduğumuz Pro Europe Expra gibi uluslararası kuruluşların üyeleri bunu başarıyla uyguluyorlar. Yani burada da yeni çözümler aramaya gerek yok. O mevcut sistemi uygulayabilirsek, zaten bunu yazmışız, yönetmeliği var, yasası var. 2005 yılında uygulamaya giren ambalaj atıklarının kontrol yönetmeliği var. 2005 yılında çevre yasası değişti. Buraya üretici sorumluluğu eklendi. Bunlar orada duruyor. Ama uygulama kısmında maalesef pek çok konuda olduğumuz gibi sıkıntılar var. Kayıt dışı burada da söz konusu. Burada kayıt altında bu atıkların toplanması, temiz olarak kaynağında ayrı toplanıp geri dönüşme sevk edilmesi artık bunların çünkü bir üretime döneceği için, ham maddeye döneceği için daha da büyük önem kazandı. Bu şirketlerin de lehine çünkü onların ham maddesi bütün bu şeyler. Dolayısıyla bu sistemin altyapısı var, bilinç burada uygulandı. Bu Türkiye için yeni değil. Bahsediyorum işte 2005'ten beri 17-18 yıllık bu konuda bir deneyimiz var. Ama bu başladığımız işi sonuna getirmek, biraz daha işte açıkları, sıkıntıları ortaya koyup bunları çözmek, bu konuda sebat ederek bir çözüme ulaşmak mümkün diye söyleyebilirim. Cevap verebilirim. Çok teşekkürler sorunuzla katkıda bulunduğunuz için. Ben diğer soruları üzülerek alamayacağım çünkü diğer panelistlerimizin zamanından almış oluyoruz. Ama Mete Bey burada kendisiyle kişisel olarak görüşerek söyleşten sonra sorularınızı iletebilirsiniz. Çok teşekkürler Mete Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.